İyi günler. Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için Huawei P Smart 2021 modellerinde hard reset işlemi ile alakalı bilgiler vereceğiz. Bildiğiniz gibi hard reset işlemleri cihazımız arızalandığında, servis işlemleri olduğunda ya da virüs bulaştığında veyahut buna benzer bir durumda işe yarayan bir yöntemdir. Ayrıca servis aşamasında da servis öncesinde de yapılan bir işlemdir. Bu işlemleri siz de yapabilirsiniz. Hard reset işlemi zor bir işlem değildir. Özellikle Huawei modemlerinde oldukça kolaydır. Öncelikle cihazımızın güç tuşuyla ses açma tuşuna basılı tutuyoruz ve power off butonu gelene kadar bu işlemi yapıyoruz. Power off butonu geldiği zaman power off butonuna basıp cihazı kapatıyoruz. Cihaz kapandıktan sonra açılan yeni ekranda ses açma ve ses kısma tuşları ile yukarı aşağı yapıyoruz ve güç düğmesi ile seçimimizi onaylıyoruz. Clear Data butonuna tıklıyoruz. Daha sonra açılan yeni ekranda Factory Reset butonuna tıklıyoruz. Eğer işlemini sıfırlama dışında başka bir işlemde ise menüdeki diğer tuşlara kesinlikle tıklamanızı önermem. Cihazınızın durumunu içinden çıkılmaz bir hale getirebilir. Bu nedenle videomuzdan ya da diğer rehberlerden de faydalanırken sadece içerikteki uygulamaları, yöntemleri yapmanız gerekmektedir. Daha sonra açılan yeni ekranımızda yine Factory Reset butonuna tıklayacağız. Fakat burada farklılık, üstte bir onay metni yazmamız gerekiyor. Cihazınızı gerçekten sıfırlamak istediğinizden eminseniz yukarıdaki boşluğa evet yazarak bir sonraki ekrana geçiş yapabilirsiniz. Bu ekranımızda Factory Reset işleminin başladığını görmekteyiz. Bu işlem cihazınızın genel sağlığına, depolama durumuna, cihazınızda bir arıza var mı yok mu bunun durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Sabırla beklemeniz gerekmektedir. Bu işlemin sonunda cihazınızda belirttiğim gibi herhangi bir arıza veya sıkıntılı bir durum yoksa cihazınız kesinlikle açılacaktır. Bu süreçte beklememiz gerekiyor. Sıfırlama bitiminden sonra cihazımızın tekrardan kurtarma ekranı açılacaktır. Bu menüde işlem bittikten sonra geri butonuna tıklamamız gerekiyor. Sıfırlama işlemimiz tamamlandı. Bu noktada cihazınızda herhangi bir arıza yoksa cihazınız sorunsuz bir şekilde açılacaktır. Bu konuda tedirgin olmanıza gerek yok. Bu işlemleri zaten herhangi bir servise yönlendirdiyseniz cihazınızı, onlar da sizin yerinize gerçekleştirecektir. Sıfırlama bitiminden sonra açılan ekranda Restart butonuna, cihazınız Türkçe ise Yeniden Başlat butonuna tıklayarak işlemi tamamlıyoruz. Bu işlemden sonra cihazınız ilk satın aldığınız hale döneceği için kurulumlarını yapmanız gerekecek. Wi-Fi ağına bağlanmanız gerekecek. Yani bir meşguliyet durumu olabilir ilk 5-6 dakika. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bize her türlü teknik konuyla alakalı olarak 118 58 numaralı hattımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.